Selamünaleyküm. Hem çaylarınız için hem de inşallah sorulara bakalım. Müslüman bir erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebilir mi? Evet. Müslüman bir erkek ehli kitap bir kadınla evlenebilir. Eğer evlenirse nelere dikkat etmesi gerekir? Evliliğin hukuku aynen geçerli olur. Müslüman için normalde haram olan bütün her şeyler haramdır. Çocuklar İslam hukukunda babaya ait olduğundan dolayı bir problem olmaz. Pazarcının yanına tanzim satışı açan devlet kul hakkına giriyor mu? Neden girsin ki? Açsınlar, ne kadar güzel. Her şeyin tanzim satışını açmalı devlet. Buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, beyaz eşya, mutfak eşyaları, gıda, pirinç, fasulye, ne varsa. Olacak ki. Mesela kendi kendime ben düşünüyorum. Yani tanzim satışlara beyaz eşya da koysa. Asıl lazım olanlar, evlenecek olanlar gitsinler mesela. Buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, televizyon. Ondan sonra halı, kilim, mobilya. Neden açmasın? Yani ne iş, ne olacak ki patlıcanla biberle? Bu millet iyiyse ne olacak, yemese ne olacak patlıcanı, biberi? Ciddiyim bu konuda. Milletin alım güçlüğü çektiği. Veyahut da mesela örneğin şunu da yapabilirdi. İşte hayat pahalılığı var. Memurlara işte 6 ay 5'er 100 bin lira maaş. Örnek. İşçilere 6 ay 5'er 100 bin lira maaş. Emeklilere 5'er 100 bin lira maaş. Hesaplarına yatacak. Mesela işte sigortalı elemanlar var. Kaç elemanım var? Ondan sonra 100 tane. 100 tane elemana 5'er 100 bin lira 6 ay maaş yatır. Al sana bu parayı, veya onun vergisinden düşecek. Veya onun sigortasından düşecek. Versin devlet, ne vermesin. Yapsın. Ciddiyim bu konuda. Hem iç piyasa canlanır. Millet 500 bin lira biriktireceğim diye uğraşmaz. Kimse biriktiremez zaten 500 bin lirayı, 1000 lirayı. Gider harcar o kimse. İç piyasada, içeride ekonomi canlanır. İçeride ekonomi canlanır. Ticaret döner, para döner. Allah iyi etsin inşallah. Mehdi'yle Resul'ün gizli kalmasındaki hikmet nedir? Bizim gözlerimizde tuz mu var da biz onu göremiyoruz? Gizlimiş mi? Gene mi çıkmış? Gizli olarak mı çıkmış gene? Soru kimin? Dövmeyeceğiz ya erkeklerdense. Elini kaldırsın, karşılıklı diyalektik yapacağız. Evet. Hani böyle normalde şey, böyle seçim dönemlerine denk geliyor zuhuru. Yani böyle bir bekliyor. Mehdi bekliyor. Seçim dönemi böyle zuhur edecek gibi oluyor. Demek ki o bulutun arkasından bir kaşını gözünü gösteriyor. Ondan sonra tekrar geri dönüyor herhalde. Allah iyi etsin inşallah. Gene gizli demek ha? Gene bir yerlerde bir Mehdi hazırlıyorlar herhalde ya. Bak bunu tekrar ediyorum. Ben İslam'la tanıştıktan sonra ilk önce bana dediler ki Şeyh Said Mehdi'ydi. Ardından Bediüzzaman Mehdi'ydi dediler. Bizim orada normalde okuyucular vardı. Yeni Asya grubundan. Ondan sonra hem böyle bana böyle şey yaptı. Dedi Mehdi geldi geçti, sen ne Mehdi'si dedi, bekliyorsun dedi. Ben böyle baktım. Dedim abi biz o zamanlar sarhoştuk, görmedik herhalde dedim ha. Ondan sonra sen gene sarhoşsun dedi. Allah razı olsun dedim. Biz ayılmamak için uğraşıyoruz zaten dedim.
Yani gittin sufi oldun gene sarhoşsun. Sen daha akıl yok gibisin lan. Biz ayılmamaya uğraşıyoruz abi dedim. Kimdi dedim Mehdi? Bediüzzaman'dı dedi. Ha iyi. Aynı adam 3 ay sonra Süleyman Demirel Mehdi dedi bana. Abi karar versen dedim. Bediüzzaman Hazretleri mi? Yoksa dedim şey mi? Süleyman mı dedim ben. Ben öyle deyince kızdı. Dedi Süleyman Demirel var ya dedi senin şeyhinden dedi daha takva, daha büyük evliya dedi. Ondan sonra böyle baktım. Sen dedim kelime-i şehadet getir. Tövbe et dedim. Senin katlin vacip olacak şimdi dedim. Korktu. Birine zaten katlin vacip deyince korkuyor. Canı tatlı geliyor. Hemen kelime-i şehadet getiriyor. Hemen anında. Sıralayayım mı daha? Sıralıyorum ya. Ondan sonra normalde bunları böyle dediler. Sonra Erbakan Hoca'ya dediler. Fethullah Gülen için söylediler. Menzil Şeyhi için söylediler. Ondan sonra şey var. Evranos var. O ara sıra Nebili'ye çıkıyor. Sonra Mehdili'ye iniyor. O karıştırınca bir sabah Nebi'yim diyor. Ertesi gün ondan sonra Mehdi'yim diyor. Son Mehdi'yim diyen cezaevinde şimdi. Adnan bizim. Böyle. Aslında onun cezai yeterliliği yok ama nasıl katli onun cezaevinde tutuyorlar bilmem. Raporlu o. Allah iyisin inşallah. Dergahta dedemize veya büyüklerimize nazar için okutmamız uygun olur mu? Bir kimse bana nazar diyor dedi mi o havalarda uçuyor demektir. Ona nazar diyor. O çok yakışıklı. Ona nazar diyor. O çok güzel. Ona nazar diyor. O çok çok maharetli. Hemen okunması lazım onun. Hemen. Hele bir de okuyan vay sana kim baktı derse o bakanı da bulur. Tamam canım. Filanca avrat vardı ya. He. O baktı bana ya. Onun nazarı değdi. Nazar hak. Eyvallah. Güzele nazar değer. Eyvallah. Bizim gibi çirkinlere ne değecek? Güzellere değdiği zaman gitsinler okutsunlar. Tabii ya dedelere, babalara, ninelere. Dergahımızda var elhamdülillah babası, dedesi, nenesi, eskisi, yenisi. Arkadaşlar bu kadar uzun yazı yazmayın, uzun soru yazmayın diyorum. Mübarek insanlar yazıyorsunuz. Ben buradan da okumasam bir dert, okusam roman gibi. Kimseyi utandırmak değil derdimiz. Soru bir sıra, iki sıra, üç sıra. Şu an sağlık konusunda %40 raporum var ve yaşadığım olumsuzluklardan herkesin tavsiyesi engelli maaş alıp yerime oturmak. Fakat o maaş benim sorumluluk ve ihtiyaçlarımı karşılayacak derecede değil. Birçok borcum var, öğrenci kızım var. Sizce yeniden bir iş bulup çalışmalı mıyım yoksa herkesin dediği gibi engelli maaş alıp ekstra yanında alternatif yemeği işlerimi yapmalıyım? Eğer normalde %40 raporun varsa devlet engelli maaş veriyorsa git al. Bir baba çoluğuna çocuğuna bakmakla mükellef, kızına oğluna bakmakla mükellef. Eğer normalde eşler ayrıldıysa çocuklara bakmakla mükellef olan babadır. Baba çocuklarının yanına alıp veya çocuklarını bir şekilde baktırıp veya da bakmakla baktırmakla mükelleftir. Arkadaşlar bu erkeklere söylüyorum bunu.
Bir kadının ve çocuklarının sorumluluğunu alamayacak olan kimseler evlilik için yola çıkmayacaklar. Net. Net, net bu. Oğluna bakacak adam. Benim oğlum bir kadına bakabilir mi? Çocuğa bakabilir mi? Bakamaz mı? Bakamayacağını kendince görüyorsa oğlunu evlendirmek için uğraşmayacak. Bir erkek eşinden ayrılmayı düşünüyor mu? Düşünüyor. Hakkı mıdır? Hakkıdır. O çocuklarını bakmaya göze alaraktan eşinden ayrılmaya tevessül edecek. Diyecek ki ben çocuklarımı alırım, ben çocuklarıma bakarım. Bitti. Buna yapamayacaksa otursun oturduğu yerde. Kadının namus problemi olmadığı müddetçe otursun. Ha evini geçindirsin, çocuklarına baksın. Desin ki bu kadın benim çocuklarımın başında. Bu normalde öyle bir hale geliyor ki toplum. Yani babasından ayrılmış, eşler ayrılmış, çocuklar annelerinin yanında, kadınlar psikolojilerini bozmuş, çocuklar psikolojilerini bozmuş, hayat gelecek olarak bozulmuş, her şey bozulmuş. Ne oldu? Evlendi adam, çocuğuyla kadını bıraktı, gitti, bir daha evlendi. O çocuk kimin? O çocuğun geleceği ne olacak? O kadın evlense üvey babanın eline kalacak. Evlenmese kadın hayatını heder edecek onda. Evlendi, o çocuk üvey babanın elinde ya da anneannenin yanında. Ya o çocuğun anneye babaya ihtiyacı yok mu? O çocuk annesiz babasız mı büyüyecek? Ha bir kadının kocası ölür de kabul edersin. Söyleyecek laf yok. Neden boşanıyorsunuz? Estek köstek. Neden ayrılıyorsunuz? İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Ayrılık sebebiniz ne? Annesinin, kayınvalidesinin kız kardeşi böyle dedi, o yüzden. Bu ne ya? Bir sürü çocuk ortalıkta, annelerinin yanında. Nerede babası? Yok. Veyahut da ne oldu? Ben çocukları aldım. Ne oldu? Adam meydanda kaldı, kılçıksız balık gibi. Adam hiçbir şey yok mu olmamış gibi gidecek bir daha evleniyor adam. Olmadı zaten ondan da ayrıl, ver çocuğu da ona bir daha evlen. Olmadı ondan da ayrıl, ver çocuğu da ona git bir daha evlen. Ne olacak ki? İslam hukuku yok, bir şey yok. Ondan sonra kadınlar kendi bu kadın halleriyle uğraşsınlar. Çocuk bakacak, büyütecek, okutacak, ev kirası ödeyecek, doğalgaz ödeyecek, elektrik ödeyecek, kira ödeyecek. Çocuğun okul masraflarını ödeyecek, çocuk büyüdükçe masrafları artacak, onları ödeyecek. Kim? Kadın. Erkek, o keyif ediyor. O keyif ediyor. Beyefendiler lütfederlerse ayda bir sefer alacak çocuğu, bir de baba, ne baba ama. Çocuğu alacak, bir parka götürecek, bir gezdirecek. Ah o anan yok mu diyecek, o anan. Ne zalim o anan diyecek. O dedene bakma, o nenene bakma, o adama bakma, o kadına bakma. Bu... Yok arkadaşlar, yapmayın.
Bir ailenin sorumluluğunu götürebilecekseniz evlenin. Bu kadın benden ayrıldığında ben bu çocuklara bakabilir miyim, bakamaz mıyım? Bir sıkıntı oldu. Ben bu çocuklara bakabilir miyim, bakamaz mıyım? Kadın bıraktı gitti. Ben bakabilir miyim, bakamaz mıyım? Bu kadar. Allah muhafaza eylesin. Heder ediyorlar kadınlar kendilerini. Kadınlar kendilerini heder ediyorlar. Çocuk 2 yaşında, 3 yaşında annesiz olsa olmaz. 5 yaşında, 10 yaşında annesiz olur mu? Olmaz. Ha çocuklar büyük olur da. Aklı başı yerinde olur. Kendilerini kurtarmıştır. Hiç sıkıntı yok. Problem yok o zaman. Bakın problem yok o zaman. Hiç sıkıntılı biraz da. O zaman da çocuklar evleniyor. Dünüre ne diyeceksin? Yok işte dünürlere ne diyeceksin? Anasına ne diyeceksin? Hadi neyse çocuklar büyüyünce bir problem yok. Herkes işinde gücünde evlenmiş, baklamış, bitmiş iş. Ama bir türlü sıkıntılı, Allah muhafaza eylesin. Kimseyi anlamak, dinlemek, derdine ortak olmak ve sevmekten uzağım, sevgisizim, kibirliyim, yalnızım, mutsuzum, bu halimden nasıl kurtulurum, beter ol diyeceğim de demeyeyim. Allah sana hidayet eylesin. Amin. Rabbim seni bu halden kurtarsın inşallah. Amin. Yapmayın. Yapmayın. Bu tam bir firavun hali. Yapmayın. Bunu insanın kendi kendine hani böyle itiraf etmesi büyük erdemlilik. Ama çok acı bir şey bu ya. Yapmayın. Kanatlarınızı yere indirin. Toprak olun. Dervişleri sevin. Allah'ı zikredenleri sevin. Eşinizi, çocuklarınızı, akrabalarınızı sevin. Şurada Allah'ı zikreden bir kimseye tepeden bakıyorsanız gerçekten bakın buradayken cennetin kokusunu alamazsınız. Evet. Bakın buradasınız siz de. Burada bir tane dervişe tepeden bakarsanız cennetin kokusunu alamazsınız. Yakın dairenizdeki, etrafınızdaki insanlara tepeden bakar, kibirli davranırsanız cennetin kokusunu alamazsınız. Hizmet edin, tevazulu olun. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ben yıllardır babamla ayrıyım. Bu zamana kadar beni hiç arayıp sormadı. Bir hafta önce nereden bulduğunu bilmiyorum ama benim numaramı bulmuş. Ve beni aradı. Rüyasında öldüğünü ve herkes hakkını helal ederken ben helal etmediğimi söylemişim. Benden helallik istedi. Çünkü kabir azabı çektiğini görmüş. Ben de helal etmek istemiyorum. Bu durumda ne yapabilirim? Bana böyle sorular sorarsanız ben hep derim ki helal edin geçin. Bu suficedir. Baba ne olursa olsun, hata da yapsa, kusur da işlese, anne hata da yapsa, kusur da işlese, yanlışlık da yapsa mahşerde Allah'ın yüzüne bakıp da ben annemden babamdan davacı mıyım diyeceksiniz ya. Boş ver. Annelerinize, babalarınıza haklarınızı helal edin. Helal olsun. Eşlerinize, çocuklarınıza haklarınızı helal edin. Helal olsun. Kardeşlerinize, hususi birbirlerinizden alacağınız borcunuz varsa bu hariç. Kardeşlerinize haklarınızı helal edin. Helal olsun. Allah hepinizden de razı olsun inşallah. Amin. Güzel bir şeydir helallaşmak. Helallaşmak lazım. Dervişler haklarını helal edecekler. Annesi, babası, eş, çocuk
Bunlara helal edecekler birinci daire. Derviş kardeşlerine haklarını helal edecekler. O yüzden bunlar böyle biz oturmuşuz. Her hafta burada ders yapıyoruz, zikrullah yapıyoruz. Mahallelerde dersler yapılıyor. İllerde, ilçelerde yapılıyor. Olur. İnsanlık hali. Birinin ayağına basmışındır. Birinin koluna basmışındır. Birinin ciğerine basmışındır. Olmuştur. Yolun kendi içerisindeki bu koşuşturmada, heyecanda insan yapabilir hata, kusur. Hepimiz için geçerli. O yüzden kardeşler birbirlerinden bunu aramayacaklar. İşte o filanca zamanda, fişmanca zamanda bana böyle yapmıştı. Aman kardeşim ya, hakkını helal et, geç. Senin derviş kardeşin. Aynı zikrullah halakasında oturuyorsunuz. Aynı dergahtasınız. Yıllarca yüz yüze bakacaksınız. Bakın, yıllarca yüz yüze bakacaksınız. Birbirlerinizin kusurlarını örtün. Yüz yüze bakıyorsunuz. Bakın, yüz yüze bakıyorsunuz. Eşiniz, hakkınızı helal edin. Kusurunu da onun örtün. Çocuklarınızın annesi. Yüz yüze bakacaksınız. Ölünceye kadar onunla beraber olacaksınız. Bırakın. Erkekler, sizden gidiversin gidecek olan. Bayanlar, gidiverecek, sizden gitsin gidecek olan. Ne olmuş ki? Bayanlar içinde çocuklarının babası, kocası. Helal etmesen ne olacak yani? Madalya mı takacaklar? Oo, helal etmedin, al bakalım diye. Eşler birbirlerine haklarını helal edecekler. Birbirlerinin arkasında duracaklar. Birbirlerini destekleyecekler. Çocuklar anne babalarının yanında duracak. Anne baba çocuklarının arkasında destek olacak. Bir anne baba çocuğuna ölünceye kadar destek olacak, yardımcı olacak. İllaki maddi olmak zorunda değil. Bir çocuk annesine babasına, kız erkek önemli değil, ölünceye kadar hürmette, saygıda, sevgide kusur etmeyecek. Herkesin annesinin babasının hatası kusuru vardır. Her çocuk da hatalı ve kusurludur. Bunlara, her kayınvalide hatalı kusurludur. Her kayınpeder hatalı kusurludur. Bunlar büyütmenin, çoğaltmanın, üretmenin, bunların peşine düşmenin bir anlamı yok. İnsanlar güzel ahlaklarını ortaya çıkaracaklar. Affetmek Allah'ın en önemli ahlaklarından birisidir. Affetmek Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Cömert insanların işidir. O yüzden affedici olun inşallah. 35. hadise gelmişiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gavzesinden geri kalan Ubey bin Ka'b'ın da içlerinde bulunduğu 3 kişiyle Müslümanların konuşmasını yasaklamıştı. Bu hususta Ubey şunları anlatıyor. Benim affedildiğimi müjdeleyen kimsenin sesini işittiğimde elbiselerimi çıkardım ve bu müjdeli haberi getirmesinden dolayı ona giydirdim. Bu esnadaki sıkıntılı halimizle ilgili olarak Allah'ın şu ayeti nazil oldu. Geniş olmasına rağmen yer onlara dar gelmişti. Tövbe suresi ayet 118. Malum Tebük gavzesi, sahabeler davul çalarlar. İlan ederler. Bütün sahabeleri bu noktada savaşa davet edilir. Sahabeler savaşa davet edilince 3 tane sahabe bu konuda gevşek davranırlar. Enteresan, bu 3 sahabenin içerisinde Akabe biatında bulunan var. Bu 3 sahabenin içerisinde
Bedir Savaşı'na katılan var. Bedir ehlinden olan da var. Yani bu normalde bu üç sahabe öyle yani arkada duran, cemaatin arkasında duran kimselerden değil. Tabii bunlar böyle savaşa katılmakta gevşeklik gösterince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunlar hakkında Allah'ın hükmü gelinceye kadar sahabenin onlarla konuşmasını yasak ediyor. Diyor ki konuşmayacaksınız. Selam vermeyeceksiniz. Selamlaşmayacaksınız. Tabii bu Ubey bin Ka'b bunların içerisinde en yaşlı olanı. Biraz da hali vakti yerinde bunun. Ve bu Ubey bin Ka'b'la yanında bir tane daha büyük bir yine yaşlı bir sahabe var. Bunlar böyle yaşlı olduğundan zaten böyle hani ticaretleri, ne bileyim işleri güçleri çok yok. Onlar Medine sokaklarında çok görünmüyorlar. Yani bu selamlaşma yasağını derinlemesine yaşamıyorlar. Ama bir tane sahabe var ki genç. O onu daha derinlemesine yaşıyor. Ve bunlarla alakalı yasak 50 gün sürüyor. Az bir zaman değil. Sahabe hiç kimse bunlarla konuşmuyor. Hiç kimse bunlara selam vermiyor. Bunlar tabii bunlar bu günler boyunca tövbe etmeye başlıyorlar. Hani bazı rivayetlerde var ya Medine-i Münevvere'de bunların üçünde kendilerini direğe bağladığına dair. Direğe bağlayıp kendilerini tövbe etmeye başlıyorlar. En son noktada Allah'ın affı bize yetişsin diye Allah'a tövbe edip etmek için kendilerini direğe bağlayıp böyle tövbe etmeye başlıyorlar. Ondan sonra ayet-i kerime inzal oluyor. Bir rivayette bu. Ondan sonra neyse bu ayet-i kerimede şu Tevbe suresi ayet 117-118. Yemin olsun ki Allah peygamberin ve sıkıntılı zamanda peygambere tabi olan muhacirlerle ensarın içlerinden bir takımının kalpleri kaymak üzereyken tövbelerini kabul etti. Sonra da tövbeleri sebebiyle onları affetti. Şüphesiz ki Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Ayet 118. Ve savaştan geri kalan o üç kişinin tövbesini de bütün genişliğine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği, ruhlarının son derece sıkıldığı ve Allah'ın cezasından kurtulmak için Allah'tan başka bir sığınak olmadığını anladıkları bir zamanda kabul etti. Aslında Allah onların tövbelerini gelecekte de tövbe etsinler diye kabul etmiştir. Şüphesiz ki tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Allah'tır. Tövbe ayet 118. Cenab-ı Hak o üç kişinin tövbesini kabul etti. Ve tövbelerinin kabul edildiğine dair de onların sağlıklarında ayet-i kerime ile bildirdi. Bildirdi ki onlardan sonra ola ki savaştan kaçmak gibi günah kebairlerden büyüğü olan böyle bir işte bir yerine getiren bir kimse olursa tövbe etsin, kendini arındırsın ve Allah da onun tövbesini kabul ettiğini göstersin diye örnekledi. Göstersin diye örnekledi. Şimdi zaman zaman insanlar böyle kalpleri gevşeyebilir. Ve kalpleri bu noktada onların değişik yönlere kayma ihtimali olabilir. Sufiler için bu bir herkes için olduğu gibi sufiler için de böyle bir tehlike vardır. Sufilerin her gün tövbe etmelerinin hikmetlerinden birisi de budur. Sufiler her gün tövbe ederler ki ola ki biz gün içerisinde bir hatamız, kusurumuz, yanlışlığımız olduysa biz ondan nedamet etmiş olalım. Biz ondan tövbe edip geri dönmüş olalım ki kalbimiz o günahlara, hatalara, kusurlara doğru kaymasın.
kalbimiz o yanlışlıklara, eksikliklere doğru meyletmesin. Tövbe edelim ki kalbimiz Allah'ın istemediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kerih gördüğü noktalara doğru gitmesin. Tövbenin günlük olmasının hikmetlerinden birisi budur. Ya o kimse sabah dersi yaptıysa kendisini hazırlıyordur ve ona göre yapıyordur. Önceden dersler sabahlı akşamlıydı. Biz de şimdi günlük bir tane ders veriyoruz. Çekebilen, yapabilen sabahlı akşamlı çeksin diyoruz. Onu mecbur kılıp da onu zorlamamak için. Ama burada asıl gaye o kimsenin tövbe etmesini sağlamak. Allah'ı hatırlamasını, Allah'ın bu noktada Allah'a karşı yapmış olduğu yanlışlıkları, eksiklikleri hatırlamasını sağlamak. Her gün o kimsenin kendisini temizlemesi, her geceye girerken temiz bir şekilde geceye girmesi ve bundan nedamet etmesi yaptıklarından ve ertesi gün yapmamaya tekrar cehd etmesi, gayret etmesi ve ertesi gün yine bir gün önce yapmış olduğu günahlara düşmemesi. Bunda asıl amaç bu. Yani sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri önde cihattan geri duruyorlar. Sahabe geri duruyorsa Hazreti Muhammed Mustafa gözlerinin önündeyken bizim gibi zayıf ümmetlerin böyle cihattan geri durmaları veyahut da gevşemeleri veyahut da gönüllerinin kayması tembelliğe doğru, yatağa doğru, uykuya doğru. Aman ya ne yapalım, bu akşam da derse gitmeye verelim. Yani işimiz de önemli. Ya bak işte gece yorgunum şimdi ya, biraz dinleneyim ya. Dinlenmek de bizim hakkımız. Veyahut da işte bizim hanımın teyzesinin dürünün kız kardeşi gelecek bu akşam misafirliğe. Onunla bir hemhal olalım. Veyahut da bir akrabamız gelecek. Bu da lazım canım. Sosyal bir yaşantımız olsun. Hısım akrabamız olsun. Veya hanımı dedi ki ders ne bu ya? Siz dersten başka bir şey bilmiyor musunuz? Otur biraz da evde çocukların başında. Veyahut da adam dedi ki kadına ne bu ya, gidiyorsunuz boyuna ders zikrullah. Otur bir günde evde. Ola ki bizim gönlümüz heva hevese kaydı. Ola ki bizim gönlümüz şeytaniyete, deccaliyete kaydı. Ola ki biz bir hata yaptık, bir kusur işledik, bir yanlışlık yaptık. Burada bir derviş kardeşin yüzüne bakamayacak, ona karşı bir eksikliğimiz oldu. Yanlışlığımız oldu. Nefis bizi geri çekiyor, şeytan bizi geri çekiyor. Lan gittiğimizde şimdi Şeyh Efendi bana dik dik bakarsa, yok derse gidersem şimdi orada Zakir bana ters yaparsa, yok ben ilahiyi çalışamadım, şimdi ilahinin başındaki çavuş arkadaş herkesin içerisinde bana bir şey derse, ya ben semaya çalışamadım, bu ara sema çalışmalarına da gidemedim, ben oraya gittiğimde hadi sen gelme bir daha derlerse, nefis habire geri çeker onu. Ve bir daha oraya layık olmadığını düşünür. Kendi kendine der ki ben şu günahları işledim. Ben bu hataları yaptım. Ben bu yanlışlıkları yaptım. Ben bu eksiklikleri yaptım. Oradaki temiz yere ben layık değilim ki. Nefis ve şeytan o kimseyi geri çeker. Ola ki kalbi bu noktada onun gevşedi. İşte Hazreti Allah diyor ki tövbe et. Ben senin tövbelerini kabul ederim. Bir daha işlemeyeceğine söz ver. Cehd et, gayret et. Bu o konuda örnek. Bir de ne diyor? Yeryüzünün kendilerine dar geldi. O kimse, o mümin kimse bir günah işlediğinde, bir hata yaptığında, bir yanlış yaptığında yeryüzü dar gelir ona. Hani bu biraz da sufi dilde kabız halidir ya. O bir yanlışlık yaptığında, bir hata yaptığında kabız haline düşer. Daralır. O kendi kendine ev dar gelir, dergah dar gelir, sokak dar gelir, arkadaşlar dar gelir, etraf dar gelir, her şey dar gelir ona. Yediğinden lezzet almaz, içtiğinden lezzet almaz, gezdiğinden lezzet almaz, arkadaşından lezzet almaz. Bu kabız halidir. Dersi zor çeker, namazı zor kılar, bir iş yapacak zor yapar,
Zakir ona dese ki ya şu bardağı kaldırıver içinden der ki benden başka bardak kaldıracak kimse yok mu ya burada? İşte şu iş olacak dese burada da iş bitmiyor ki ya. Şuraya gidilecek ya git 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 bitmiyor ki. Kabus hali bu. Allah muhafaza eylesin. Şimdi bir kabus halinin bir şeyi vardır, günahlarla alakalıdır. Bir de manevidir kabız hali. O kimse böyle nefis meratiplerini atlayacağı zaman mesela dördün sonuna doğru kabız hali olur. O kabız halini geçiştirmesi lazım. O normalde bu farklıdır. Bu kabız hali. Bir de bu normalde şöyle söyleyelim biz. İlmel yakin kabız hali. Günahlarla alakalıdır. Aynel yakin kabız hali. Manevi derece, makam veya nefis meratiplerini geçmeyle alakalıdır. Hakkel yakin kabız hali. Müslümanların üzerinde bir bela, musibet, sıkıntı, Müslümanların üzerine bir şey geliyor. Bu da hakkel yakin kabız halidir. Bu ümmetle alakalıdır. Onun üzerinde normalde bu da kabız halidir. O esnada bu işlerle iştigal eden o büyük zatlar bunlarla iştigal ettiklerinden kendilerini oraya kilitlerler. Orayla haşır neşir olurlar. Orayla hemhal olurlar. Bu sefer bu da kabız halidir. Onlar da o zaman böyle değişik haller zuhur eder. İşte yani dervişler gelir birisi işte yok gözümde arpacık çıktı ne yapayım filan der. Der ki ya senin gözündeki arpacık mı? Öbür tarafta oluk oluk akan kan mı? O gözümde arpacık çıktı. Yumurta sarısı sürmedim geçmedi. Davul tozu koydum bitmedi. Minare gölgesi mi buna ekeyim der. Onun derdi o gözündeki arpacık. Ama öbür tarafta oluk oluk kan akıyordur. Veya ümmeti Muhammed'in başına bir kabus geliyordur. Bir tufan geliyordur. Hud tufanı gibi. O onunla iştigal ediyordur. Bu da manevi kabız halidir. Bu en üst hakkel yakin noktasındadır bu artık. Bu farklı bir şeydir. O yüzden bu normalde sahabelerin yaşadığı da kabız hali. O normalde kabız halinden kurtulamıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın onları affedip affetmeyeceği belli değil. Haklarında hüküm bekleniyor. Hüküm beklenildi. Makam kim? Allah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hükmü o esnada Allah'a bıraktı. O da vahiy ile hareket ediyor. Allah'a bıraktı. Hüküm Allah'tan gelecek ki ümmeti Muhammed'e ölçü olacak. İşte bu onlara dar geldi yeryüzü geniş olmasına rağmen. Kabız haline geldiler. Ardından ne oldu? Ayet-i Kerime ile Allah onların tövbelerini kabul ettiğini beyan etti. Böylece onlar o kabız halinden bast haline, genişliğe, lütfa, ikrama, ihsana, birden sevince, neşeye boğuldular. Öyle olunca o kimse ne yapıyor? İşte bu müjdeli haber getirmesinden dolayı onun üzerinde elbiseleri ne yaptı? Ona hediye etti. Çünkü büyük bir müjde. Allah bir kimsenin hakkında ayet-i kerime indiriyor. Bu büyük bir müjde. Ve o ayet-i kerime onların affolduklarına dair. Daha ölmeden ellerine affolduklarına dair icazet alıyorlar. Bu büyük bir müjde, büyük bir lütuf, büyük bir ikram. Böylece ne olmuş oldu? Kabız halinden bast haline geçti. O sıkıntı geçti. O problem bitti. O darlık geçti. O darlık geçince ne yaptı? Üzerinden kalktı, elbiselerini feda etti. Yani hediye etti. Sufilerde bu adaptır. Mesela önceden dergah adabında bir kimse işte üçüncü esmadan dördüncü esmaya aldı, orada oturdu mu? Bu büyük sevinç. Önce üstad için sevinç. Neden? Bir kimse yetişti. Dördüncü makama geldi.
Önceden pilav dağıtırlarmış. Bir aşure dağıtırlarmış. Bir yemek verirlermiş orada. 4'ten 5'e geçti. Yine bir yemek verirlermiş. Veyahut da bir kimse nakiplikten nügabbalığa geçti. Yemek verirlermiş. Veyahut da bir halife tayin edildi. Orada yemek verilirmiş. Niçin? O halife oluncaya kadar nice kabız hallerinden geçti. Nice darlıklardan geçti. Nice çilelerden, sıkıntılardan geçti. Nice problemli zamanlardan geçti. Kolay değildir nefisle mücadele etmek. Bir sufi topluluğun içerisinde durmak hiç kimse için kolay değildir. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Bir sufi toplulukta durmak, son nefese kadar orada kalmak, son nefese kadar orada durabilmek, yemin ediyorum her baba yiğidin işi değildir. Benim diyen insanın işi değildir. Adamda delilik lazım, istikamet lazım, idrak lazım, muhabbet lazım, aşk lazım, sevmek lazım, sımsıkı yapışmak lazım, dirençli olmak lazım. Kolay değildir. Sakın sufiliği kolay olarak anlatmayın dışarıda. Milletin başını yakmayın. Ciddi ciddi söylüyorum. Biz böyle ortalık kalabalık olsun diye uğraşan bir topluluk değiliz. Hayır. Ben neden dersini geri isteyene hiç ikiletmem? Neden bir sefer gideni bir daha geri almam? Kolay değildir. Ve burada bir kimse burada kendisini tutabiliyorsa, burada kendisini oturtabiliyorsa, yemin ediyorum büyük adamdır o. Yemin ediyorum o muhteşem bir kadındır. Ciddi ciddi söylüyorum bunu. Kendimizi övmek için söylemiyorum. Biz zor bir dergahız. Bu böyle heva hevese, şeytaniyete, nefsaniyete, deccaliyete kapı kapatmak kolay değildir. Koşuşturmak kolay değildir. Kolay değildir. Gerçekten içinde makamın, mevkinin, paranın, pulun dolaşmadığı bir dergahta kalmak, hizmet etmek, koşmak, orada mücadele etmek kolay değildir. Herkesin horoz olduğu yerde, herkesin birbirini bilerek veya bilmeyerek tiftiklediği yerde durmak kolay değildir. Bizim dervişlerden birisine bir yan bak bakalım. Ne baktın? Allah Allah. Mahalle kabadayısı gibiyiz hepimiz. Benden kaynaklanıyor. O bende var ya, sirayet ediyor herkese. Adam böyle baksa ne oldu, bir şey mi, birine mi benzettin der, çıkarız biz. Bayındırlık var ya bizim kanımızda. Var, biz çeyreklik var. Yandan yandan gidiyoruz biraz. Yani sormuşlar yengece, yandan yandan neden gidiyor? İçimde kabadayılık var demiş. Bizimki de o hesap. Bu zordur. Şimdi o zorlukların içerisinde o kimse orada bir nefis meratip olarak bir esması değişiyorsa gerçekten madalyalık bir şeydir o. Veyahut da o kimse orada uzun bir süre durabiliyorsa, böyle yıllarını orada geçirdiyse gerçekten madalyalık bir meseledir. Ben Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi öldüğünde hani mesajım açıktı. Dedim kim nerede ne varsa gelsinler, kim şeyhlik yapacaksa yapsın dedim. Özeniyor ya herkes, Bursa cayır cayır, dervişler cayır cayır. Gelin hadi bir şeyhlik yapın. Gelin oturun. Bırakın şeyhliği, zakirlik yapın. Bırakın şeyhliği, gelin zakirlik yapın. Biz verelim 20 tane derviş size, hadi onların başında zakirlik yapın. 20'yi koruyun, getirin bana. Bırak 21 yapma, 20 tane al, 20'yi koru, getir bana.
Ben böyle bir arkadaş, ben ondan iyi yaparım, ben şöyle yaparım diyen bir arkadaşa hemen dedim, aha buranın çavuşu sensin dedim. Reyhan doluyor. Al dedim. İşte o zaman için saydık, kaç kişi saydık? Geçmiş gün? 90-100 falan. 90-100 vardı. Saydım Hususi, sohbette saydım. Saydık 90-100 neyse geçmiş gün. Bunu koru dedim, burayı koru. Senden başka bir şey istemiyorum dedim. O tabii arkadaşların yanında diyormuş ki ben İmam Hatip mezunuyum. O İmam Hatip mezun değil benden için. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyorum. O okuyamıyor. O şöyle ya, ben böyleyim. Doğru, haklısın. Aha al. Sen çavuş ol ya. Allah Allah. Ben 2 ay falan hiç gitmedim oraya derse. Ben tabii takip ediyorum boyuna. Millet ayağa kalkmıyormuş. Neden ayağa kalkmıyorsunuz? Mustafa abi ayağa kalkıyorsunuz. Bana neden kalkmıyorsunuz? Bana da ayağa kalkacaksınız. Ona şöyle davranıyorsunuz. Bana da böyle davranacaksınız. Ben hayatta demem bana şöyle davranacaksınız diye. Ağzımdan çıkmamıştır benim. Ben daha yeni dergaha girdiğimden bugüne kadar. Bana şöyle davranacaksınız demek benim için zuldür. Bana davranış biçimi böyle yapacaksınız demek zuldür benim için. Ben yerin dibine girerim öyle diyeceğim. Ben birinci derecede yakın daireme dahi dememişimdir bana böyle davranacaksınız diye. Diyemem ben. Şeyhim için söylerim. Şöyle davranacaksınız, böyle davranacaksınız, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Bu dergahın adabı. Kendim için hayatta da. Ben şunu yerim, bunu içerim, şunu hazırlayın, bunu yaparın. Hatırlamıyorum ben. Bu arkadaş demiş ki bana şöyle davranacaksınız, bana ayağa kalkacaksınız. Arkadaşlar söylüyorlar bana. Abi gel perişanız. Ne oldu? Böyle 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 oldu. En son kaça? 25'e mi? 30'a mı indiydi? Öyle bir şey. Öyle oldu değil mi? En son 25-30 kişiye mi ne inmişler? Tabii. Bir oranın ders günü gittim ben. Say 25 kişi mi? 28 kişi mi? 30 kişi olsun ya. Fazladan söyledim. Dedim 100'e yakın insan vardı. Nerede? Ses yok. Ne oldu bunlara? Ses yok. Arkadaşlar bundan sonra buranın dedim çavuşu, sorumlusu Adnan dedim. Adnan da başına gelecek olanlardan haberi yok tabii. Bundan sonra dedim buranın sorumlusu, çavuşu Adnan dedim. Adnan bundan sonra burada ders yaptıracak dedim. Anında. O arkadaş sonra dergahı terk etti. Şeyh Efendi'yi çok seviyor ama. Öyle diyordu. O yüzden kolay değildir. Bu dergahta çavuşluk yapmak zordur, dervişlik yapmak zordur, zakirlik yapmak zordur. Zordur. Zordur, zor. Şimdi bu zorlukları aşarken o kimse kabız halde yaşar. Daralır. Sıkılır. Ezilir. Olur. E şimdi bir esması değişince bir nefes alır. E bir normalde hali değişince kabızlıktan nereye geçer? Bast haline geçer. Ve bu sevinci, bu neşeyi de ne yapar? Hediye vermesi, hediyeler vermesi, bir müjdeyle karşılaşınca yemek yedirmesi, insanlara kıyafettir, ne bileyim işte ayakkabıdır, gömlektir, takım elbisedir. Bu tip hediyeler vermesi uygun olur. Kime? Haberi getirene. Kime? Fakire, fukaraya, ihtiyacı olanlara. Vay Şeyh Efendi bana çavuşluk yaptı. Ben bir takım elbise ona götüreyim şimdi. Bu yoktur bizim adabımızda. Bu sufilik adabında yoktur. Fakire, fukarayadır. Garip kurabayadır.
ihtiyacı olanlardır. Olur mu? Evet. Allah bizi Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışan, Kur'an ve sünnette yürüyenlerden eylesin. Amin. Af olmayanlar da şunlardır. Bunu da ayet-i kerimeyi yazmışım, onu da okumadan bırakmayayım. Tövbe suresi ayet 93. Dikkat edin. Bunlar affolunanlar. Sorumluluk sadece zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenlerdir. Onlar geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Onlar bilmezler. Öyle benim param var, benim pulum var. Benim dükkanım var. Ben işte o yüzden tornistanedeyim. Allah muhafaza eylesin. Amin. Onların da kalpleri mühürlenirmiş. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun. Amin. Rabbim ümmeti Muhammed'i muhafaza eyleyip korusun. Amin. Ümmeti Muhammed'i hak ve hakikatte toplasın inşallah. Amin. Fa'lemenahu la Fatiha ma selamat. Amin. Ecmain. Estur.